Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ahli Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Nisa suresindeyiz. Surenin 98. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresinin 98. ayeti. Neyini yaptık ayeti? Türkçe meallerini okumaya başladık. Diyanet mealiyle başlayalım o zaman. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Geçen derste konuştuk, ayetin şeyiyle farklı, kalıbıyla farklı. Ayette girişte müstazafin olan erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan olan kimseler hariç dedikten sonra Allah ayrı bir cümleyle onların durumunu ifade ediyor. La yestatiyavne hileten, onlar bir çareye güç yetiremez ve la yehtedune sebila, ve onlar bir yol bulamazlar. Bu içeri almış. Elmalı Hoca'ya bakalım. Ancak hakikaten zebun olanlar, hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar, çocuklar müstesna. Aynı şey burada da var. Nasıl Hoca'ya bakalım. Ancak erkeklerden ve kadınlardan ve çocuklardan zayıf sayılıp, müstazafin için bu ifadeyi kullanmış, zayıf sayılıp da hiçbir çareye güçleri yetmeyenler ve hiçbir doğru yol bulamayanlar müstesna. Çok yanlış bir şey olmuş. Doğru yol bulamayanlar derken, yani yetermemiş gibi anlaşılabilir. He, ona dikkat etmedim. Hiçbir doğru yol bulamayanlar. Evet, sanki hidayet bağlamında gibi değil mi? Çıkacak, Mekke'den çıkacak bir yol bulamayanlar değil de hidayet yolu bulamayanlar gibi olmuş. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zaaf ve aciz içinde bırakılıp da hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicrete bir yol bulamayanlar müstesna. Buraya bakalım. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan müstazaflar olup hiçbir çareye güç yetiremeyenler ve bir yol çıkış bulamayanlar başka. İlla bütün şeyin sonuna kadar kapsıyor mu hocam hayatı? Sanki orada müstazaflara kadar geliyor. İlla ancak. Tabii. Ondan sonrası şey cümlesi. Onların durumu ile ilgili bir açıklama. Tabii. O açıklamayı da sıfat gibi içeri alıp hepsini kapsıyor. Evet. Öyle olmuş. Hemen hemen meallerin hepsi öyle şu ana kadar. Yaşar Hoca'ya bakalım. Kadınlardan, erkeklerden, yavrulardan hiçbiri beceri gösteremeyen, hiçbir yol bulamayanların durumu farklıdır. Durum kavramı ayette açık değil. Kaldı ki istisna da farklıdır gibi bir ifade
Bir de tamut. Göstermek kelimesi de yok. Beceri göstermek kelimesi ne? Haklısınız. Bir de beceri göstermek var. Hiçbir beceri gösteremeyen. La yastatiyavne hile. Hile. Yani ona beceri demiş hoca. Bir çözüm, bir yani beceri demiş. Hocam birçoğusu zayıf düşen diyor. Fakat düşürülen değil mi? Esasen mustazafin zayıf düşen, düşürülenler. Evet. Bunlar da hep sanki kendileri zayıf düşmüş. Yani kendileri de zayıf düşse diye bir şey yok. Bir adam mesela kendiliğinden zayıf düştüğünü düşün. Bu da yine mustazaftır. Zayıf düşürülmüş. Çünkü zayıf düşmek bir çaresizlik sonucudur. Yani adam diyelim hastalandı ve zayıf düştü. Bu aslında zayıf düşürüldü. İlahi emir bunu bu noktaya getirdi. Yani zayıf düşmenin bile bile olan bir türü versiyonu yok zaten. Dolayısıyla mustazafin hepsini içine alıyor diye düşünüyorum. Ateş Hoca'ya bakalım. Yalnız hiçbir çareye gücü yetmeyen ve göç için yol bulamayan, göç ayette çıktı, yol bulamayan gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç diyor Ateş Hoca mealinde. Sonraki en başa istisnaların peşinden almış. Evet. Suat Hoca'ya bakalım. Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler. Her türlü imkandan mahrum. Ayette açık değil bu. Hicret için yol bulamayan erkekler. Hicret kavramı da ayette açık değil. Kadınlar ve çocuklar için bu çocuklar bu hükmün dışındadır. Yani istisnayı böyle ifade etmek istemiş hoca. Aslında ayette hüküm müküm yok yani. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Son ayet. He, sonraki ayete geçmiş. Evet. E şey yok o zaman. Mustazafin yok o zaman. Evet. Temelin düştü yahut buraya almayı unuttular. Yusuf Ali'ye bakalım. Except those. Şu kimseler hariç. Who are really, parantez içinde gerçekten demiş. Who are really weak, gerçekten zayıf olan and oppressed ve zulme uğramış, baskı altına alınmış. Men, erkekler, women, kadınlar and children ve çocuklar. Who have no means, bir araçları yok. Araç derken araba anlamında demiyorum, vesile anlamında. In their power, kendi kapsamlarında, kendi güçlerinde bir vesileleri yok. Nor a guide post to direct their way. Ya da bir kılavuz. Onları yola, yollarına kılavuzlayacak herhangi bir yok yani. Nor to direct their way. Kendi yollarını doğrultacak imkanları da yok. Bu fiil olarak. To direct their way. Kendi yollarını bulacak imkanları da yok. Yani bu mesafini çocuklara ve kadınlara da götürmek. Ayetin ifadesinde de öyle akıyor zaten. Kadınlar, çocuklar da zayıf düşürmüşler bir halinde. Bakalım. İllel mustazafine, mustazafin hariç. Kimlerden bu mustazafin? Mine rijal, erkeklerden. Vel nisai ve kadınlardan. Vel vildani ve çocuklardan. Piktel mealine bakalım. Except the feeble. Zayıf olanlar hariç. Among the men, erkeklerden. And the woman ve kadınlardan, and the children ve çocuklardan. Who are unable? Türkçedeki meal who have. İngilizcenin yapısı uygun olduğu için şey ekli geliyor. İlla la yastatiyavne hileten. Ekli geliyor ama bu kadar da değil. Yani ellezine la yastatiyavne hileten de değil. Doğrudan bir cümle gibi duruyor orada. Onlar bir şeye güç yetiremiyorlar ve bir yol bulamıyorlar gibi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَسْتَطِيَعُونَ حِيلَةً olsa onlar ki güç yetiremeyenlerdir ve bir yol bulamayanlardır gibi olur. Ayet öyle değil. Ayet sanki ihbari gibi haber veriyor. İngilizce'de ise doğrudan sıfat gibi yapmışlar. Who are unable except the feeble among the men and the women and the children. Who are unable to devise a plan and are not shown a way. Bir plan yapmaya
yani bir çözüm geliştirmeye and are not shown a way ve kendilerine bir yol da gösterilmiş değil. Bir yol bulabilmiş değiller. Kurtuluş içinde bir planları yok gibi bir meal yapmış Pictel. Şakir'e bakalım. Except the weak, zayıf olanlar hariç. Yani bu duafa gibi olmuş. Leysa alel duafa'i ve la alel merda. Halbuki bu duafa değil, mustadafin. Bu burada Except the weak from among the men and woman yok and the children who have not in their power the means, kendi güçleri imkanları yok herhangi bir vesileye, nor can they find a way to escape, kaçmak için de bir yol bulacak durumda değiller diyor Şakir mealinde. Meali alacağız. Nisan suresi. Yani 4. sure. 98. ayet. Ayeti kopyalayalım buradan. İllel mustadafine. Ancak şöyle diyelim o zaman, ancak erkeklerden kadınlardan ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olanlar hariç. Neden? Ha, koyayım. Şuraya değil mi? Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf düşürmüş olanlar hariç. لَا يَسْتَطِيَعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا. Onlar bir çareye güç yetiremiyorlar. Ne de bir yol tutabiliyorlar. Neyle koysak kötü olur mu hocam? Ne de bir yol tutabiliyorlar. Onlar bir çareye güç yetiremiyor. Şuradakileri kaldıralım. Onlar bir çareye güç yetiremiyor. Hem de hem ne mi? Fazla olmaz mı? Tabii. Zaten o onlar bir çareye güç yetiremiyor ve ne de bir yol tutabiliyorlar. Peki. Dediğimde olumlu oldu. Hayır olun. Tamam. Orada da ne var? O ne? La. Başa da öyle. Şu var ya. Bir çareye güç yetiremiyor. Ne de bir yol tutabilirsin. Onlar ne bir çareye? Peki. Onlar ne yanlış yerde? Onlar ne bir çareye güç yetiriyor? Ve ne de bir yol tutabiliyorlar? Ne yapsın? He? Evet, evet. Onun fiil versiyonu gibi düşün. Okey meali.
Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olanlar hariç. Onlar ne bir çareye güç yetiriyor ve ne de bir yol tutabiliyorlar. Bence mevcut meallerin hepsinden iyi oldu. Böyle demezdim ama. Çareye güç yetirmek mi hocam? Çareye güç yetirmek mi şimdi? Bir çareyi gerçekleştirebilmek demek değil mi? Hayır, güç yetirebilirsek ne olacak? Ama hileten var ayette. Ona gidiyoruz. Hı hı. Kapı çalıyor bence. Hocam, ayetlik şeyini uygun. Size kanunu, anlamda şöyle bir şey var. Çocuğun güçlü olanı var mı ki? Yani bu etiklerden zayıf düşünmüşü anlıyoruz. Kısmen kadınlardan da zayıf düşünmüş anlıyoruz. Ama çocuk zaten kendisi, ya Arapçada bu birden belli bir yaşa kadardır. Ya da çocuğun zayıf düşürülmüşü nasıl olmuş? Onunla da hasta olma vardır. Şey, göç edemeyecek mi? Yani göç etmesine mesela mani oluyorlar. Babası göç etti, çocuğuyla birlikte kadın kaldı biliyorsunuz bir örnekte. Adam çocuğunu götürecekti, kadının ailesi gelip çocuğu da götüremezsin dediler. Adam yalnız başına göç etmek zorunda kaldı. Ne oldu çocuk burada? Yani zayıf düşürüldü. Zaten sorun değil. Hayır, babası yavrusunu yanında götürmek istiyor. Yani bu gezmeye, hayır gezme değil zaten bu. Şimdi bu ayetin bir şeyi var. Biz burada karanlar şey demiyoruz. Karanların yukarıdaki bir önceki ayette meleklerin kınadığı kimseler var. Yani barış yerleri cehennem olan yerler. Biz biliyoruz ki bir ibadet. Peki şöyle düşün. Baba Medine'ye gitmek istiyor. Çocuk Mekke'de doğmuş büyümüş. Bu da 10 yaşında olsun mesela. Annesi mümin değil, mümine değil. Babası iman etti, gitmek istiyor. Böyle bir örnek düşün. Çocuk babasıyla gitmek isterse, babasını tercih ederse, mümin tarafı, o çocuk ile mümin olmayan anne tarafını tercih edip Mekke'de kalan çocuk, arada bir tercih yok mu? Hiç farkı yok. Niye? Çünkü henüz bizim için onlar şey, o Nisa suresinin başındaki artık doğruyla yanlış ayırt edebilecek seviyeye gelmiş olan. Onu biz bilmiyoruz ama. Onu mükellef değiller galiba. Ha, bilmiyoruz ama. Yani o mükellefiyetin İslam'da başladığı, bunun için yani çocuk, ha, onu çok iyi bilmiyoruz. Şöyle de düşünülebilir. Yani o bizim hayalimizde hep şöyle bir şey var. Bir yaşa kadar geliyor, bir yaştan birdenbire başlıyor. Böyle düşüneceğinize resim gibi düşün, zaman zaman yavaş yavaş belirmeye başlayan ama belirdiği yerlerde hep sorumluluk oluşturan. Yani çocuk şundan şunun ayrımını fark etmeye başladı artık. Tamam, o fark edişi onda bir sorumluluk oluşturuyor. Çünkü ne kadar imkan o kadar sorumluluk. Bu dolayısıyla şey geliştikçe bu yöndeki, bu böyle birden pat diye rüşte eriyor dediğimiz şey birden pat diye doğruyla yanlış ayırt etmiyor. Bir dönem iktisadi, parasal değerleri ayırt edemiyor ama kendisine zararlı, yararlı olan şeyleri ayırt edebiliyor. Yani neyi ne kadar ayırt edebildiyse, ayırt edebiliyorsa, ki bu bir süreçte gelişiyor. Biz bu tekamül ettiğinde sanıyoruz ki mesuliyet oluşuyor. Belki de o ayrı konu. Ama tekamül etmediği önceki evrelerde konu konu böyle başlık başlık düşündüğünde tekamül eden başlıklar var kendi içinde. O tekamül ettiği yerlerde sorumluluk başlıyor olabilir. Hocam, boşanma hukukunda bile Türkiye'de... Hazreti, sözünü unutma abi. Hazreti İbrahim'in o bahsettiğimiz şeyleri çocuk yaşta yaptığı söylenir. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Çocuk henüz. Cenab-ı Hak isteseydi, velenin çoğunu evlat diyebilir mi? Deseydi ne fark eder? Bir tane daha ne fark eder? Yani görünürde bir şey fark... Ben en azından o farkı şu an temiz edemiyorum. Ama bunun derinlemesinde bir fark var mıdır? Evinden daha güç sahibi olmamış bir çocuk gözüküyor. Yani zaten bu anlaşılıyor. Mükellefiyeti yok. Niye gitmeden dolayı Allah cehennemle tehdit etsin? Tehdit yok. Bir önceki ayette tehdit var. İlla diye istisna tuttu.
istismara sayarken de. Belki babaların şimdi velileri için. Yani. Ben biliyorum, çocuklar var boşanan ailelerde. Adam kendisi dindar, çocuklarından hemen temiz ediyor. Şu çocuğum benimle kalmayı ister diyor mahkemede. Bunlar diyor annesinin yolunda, istemez diyor. Yani öyle tahmin ettiğiniz gibi birdenbire insanlar imanın ışığına uyanmıyorlar. Kendi çocukluğumuza dönelim. Kendi çocukluğumuzda bile o vicdan dediğimiz, yanlış yapıyorum dediğimiz şeyin yakmasını çok erken evlerde hissediyoruz. Ta oralarda Cenab-ı Hak bizimle muhatap olmaya başlıyor. Yanlış yapıyorsun. Bak, babam sana doğrusunu söylüyor ama sen yanlış yapıyorsun. Nedir bu? Sorumluluk gelişiyor, oluşuyor. Ve bazı başlıklarda oluşuyor, sonra diğer başlıklara gelişiyor. 7 yaşından itibaren hocam hakim soruyor. Bizim bir arkadaşım oldu. Kadın anneni tercih ediyorum, babayı tercih ediyorum. Bir gece çocuk danışmanı geldi yanında. Hiçbir baskı altında kalmadan psikolog sordu. Çocuklar dedi ki, ufacık 7 yaşında kız çocuğu bile ben babayı tercih ediyorum dedi, anneyi terk etti. Tek başına bıraktı anne. Ya örnek tersi de olabilir. Anne mümini olur, baba sapık olur. Yani erkek kadın ayrımından gitmiyorum. Anne, bu kez de anneyi tercih eder. Yok, burada İslam da hocam. Yani. Kadın yaşamıyordu İslam'ı. Anladım. Tercih ettiler, gittiler oraya. Dolayısıyla yani Kur'an'da siz böyle bir şey görüyor musunuz? Yani efendim bundan sonra sorumlu, böyle bir sınır çizen, bir yaş haddi belirten, sadece rüşte ermekten söz ediyor. Ama bunun da total mi? Yoksa parça parça her... Bir süreç yani. Makul olan da bunun bir süreç olduğu. Tıpkı yürümeyi öğrenmesi gibi, efendime söyleyeyim, diğerlerindeki gibi insanın bir süreçte yol aldığını gösteriyor. Ve ben inanıyorum ki bu süreç öyle 20'de de bir tamamlanmıyor. Yani bazı 30'lara da gelir, 40'a da gelir. Hala insanın şey olduğu, acemi olduğu. Erginlikte fark ettiğine göre demek ki aynı olarak. Erginlikte yaşa göre değişiyor. Ama o çoğu zaman böyle defaten gelişiyor. Yani biyolojik patlamayla gelişiyor gibi. Yani her çocuk aynı değil demek. O aynı değilliğini biz konuşmuyoruz. Ama bu, ben inanıyorum ki sorumluluğun başladığı evre peyderpey belli alanlarda sorumluluk başlıyor. Aynı ilkokul 1'deki çocuk okuma A'ları bilmekten sorumlu. Çünkü artık A'larla B'leri ayırt edebilmesi lazım. Ama ondan kitap okumasını kimse istemiyor. Ama A ile B ile ayırt edemezse de öğretmen, bunu öğrenebilmen lazım. Senin yaşın buna müsait. Gibi Cenab-ı Hak da yani belli bir süreçte kişiyi, o öyle her bir kişiyi ayrı ve özel sınıyor diye inanıyorum. Yani bütün laboratuvar sanki onun için kurulmuşçasına imtihan ediyor diye inanıyorum ve sonra ona şeyini veriyor. Böyle de olabilir en azından. Düşündüğümüz gibi şu yaşa geldi, 12, 15 veya şöyle oldu, ondan sonra başladı bu iş birden diye olmayabilir. Mesuliyet ondan önce hiç yok demek için çok elimizde sağlam delillerimiz olduğunu sanmıyorum. Resul diyor ya hocam, 7 yaşından itibaren namaza emret, 9 yaşından itibaren de zorba onları diye öyle bir hadis var. Evet. Evet. Safra'daki yerini de belirliyor. Erkeklerden sonra kadınlardan önce kalıyor. Evet. Sorumluluğu yok, siz kılmayın değil mi? Ya belki sorumluluğu yok diyenler şöyle tevil edebilirler. Yani alıştırmak için vesaire bir evre falan. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullahel azîme li. Niye çaldı? Ha, önceki dersin ki çaldı o zaman. Tamam. Peki bu mealle ilgili bir şey var mı? Hocam bu yaktatın mealine verdik. Ya nasıl anlamayız? Rabbara yaktatın mealine sebiyle. Bir yol tutabilmek. Sebiyle yol değil mi? Sebil yol demek zaten. Ben de yol dedim. Yaktatın mealine dedik o zaman. Yehtedûne, o yolu tutmak, o yola tutunmak. O yola tutma, o yolu takip etme iradesinde bulunmak. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Yol olarak bir yol tutabiliyorlar mı? Yok, o hal yapmış olursun ki bu meful burada. Aslında şeyde peygamberin için diyor ya ayette hocam, sen şaşkın şaşkın dolaşırken bulup seni yola kılavuzlamadın. Elem yecidke yetimen fe âvâ ve vecidke dâallen fe hedâ. Seni dalaletteyken bulup iletmedi mi yola? Geçimsizken bunu geçimli kılmadım. Ama buradaki de yola kılavuzlanmak, yani yola düşürmek. Evet. O yolu göstermek. Evet. Yani. Yola çıkarmak onu. İhtida etmek yani. Evet. Başka bir mülahaza var mı? Peki, Nisa suresinin bu 98. ayeti.
İngilizcesine bakalım. Dördüncü sure 98. ayet. İllel mustadafina. Except the weekend. From the man and the woman and the children. They are لَا يَسْتَطِيعُونَ حِلْ They are not able of a solution لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا Nor are they guide themselves to a way. Nor kullandım ya. Ha doğru. Anladım onu. Solution and nor are they guide and nor are they able to guide themselves to a way. Bütünüyle okuyayım. Except the weekend from the man illa al-mustada'afina min al-rijali وَالنِّسَاءِ and the woman وَالْوِلْدَانِ and the children لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً they are not able of a solution وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا and nor are they able to guide themselves to a way. 98. ayetiydi Nisan suresinin. Çoğaldım. Efendim? Alanlar şeyler mensler mi? Bu haliyle bu çoğul. A olursa tekil oluyor. E ile yazılınca çoğul oluyor. Peki Nisa suresinin 98. ayetini geçiyorum. Gelelim Nisa suresinin 99. ayetine. Estaizu billah. Nisan suresi 99. ayet. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ Aslında bize göre önceki ayetle iç içe olsa, hatta mealcinin birisi şey yapmıştı, toplamıştı iki ayeti. Olabilirdi yani. Her iki ayet kısa zaten. Önceki ayet de kısa. Bu ayet de kısa. Anlamlar iç içe gibi gözüküyor. Yani orada hiç durak olmasaydı hiç gözümüz yatsımazdı. Fe ulaike diye işte onlar diye düşünebilirdi. Ama aralarında ayrım varsa, ayet ayrımı varsa bizim belki ilk anda görmediğimiz ama çok ciddi bir şey var demektir. Bir sonraki ayetin açılması için ciddi bir neden var demektir diye düşünüyorum.
Bir de belki çok dikkatli baksak onları da değerlendirebileceğiz. Bir de bu tür ayetlerde hocam baktığınız zaman ben belki öyle biliyorum. Sonra gelen ayet, yani eğer anlam devam ettiği halde, cümle devam ettiği halde yeni bir ayet geliyorsa, o ayet sadece bir önceki ayetle alakalı değildir. Yeni bir paragraf olduğu için yeni daha paragraf, bir geniş. Onu da kapsıyor. Yani bir önceki ayet. Yeni paragraf demeyeyim de yeni bir paragraf gibi. Yeni bir ayet, yani ondan sonra gelen ayet, bir önceki ayetin ışık tuttuğu gibi genel hüküm de ifade edebiliyor. Bu ayette olduğu gibi. Allah'ın bağışlayıcı olduğu genel bir ifadedir. Evet. Birçok ayetten sonra aynı benzer ayetleri görebiliyoruz. Ama hasırla başlıyor. Ona da dikkat edelim. Feulâike. İşte onlar. Ne başkaları değil. İşte onlar. Yani göç etmemiş olanlar içerisinde işte bunlar diye bu açtığı istisnaya vurgu yapıyor Cenab-ı Hak. Asallahu en yafu'a anhum. Ola ki Allah onları bağışlasın. O da şey bir ifade yani. Allah onları bağışlayacak. Hem neyi bağışlıyor? Bir de o konu var. Yani tabii yani demek ki suçluluk şeyini hala kaldırmadı Cenab-ı Hak. Ama mustazafin olanlar, erkeklerden, kadınlardan, vildandan bunları Allah belki bağışlar. Ama feulâike burada dururken biz böyle çok sağa sola gidersek bu feulâike burada hiçbir şey yapmaz yani. Çok yani işareti de şey dersek bak Kur'an'ı okuyoruz. İllel mustada istisna açıyor. İllel mustada fînemler risâli ve nice layas. Fe ile hemen sıkı biçimde bağlıyor. Feulâike işte bunlar. Yani diğerleri o göç etmemiş olanlar Cenab-ı Hakk'ın haklarında. Bak burada nasıl dedi? Aynı ifade. فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir akıbet olmuştur onlar için. Dediği kimselere herhalde geri gitmez. Onların hükmünü bağladı zaten Cenab-ı Hak. Sonra istisna etti bu hicret edememiş olanlardan. Mustazafini, erkekler, kadınlar, çocuklar. Bir çözüm bulamayan. Biz de çözüm mü dedik? Çare dedik. Çareden ziyade çözüm. Hile. Çok yakınlar ama bence çözüm. Hile. Çünkü o fiil çöz bu meseleyi manasında da kullanılıyor. Yani çare biraz daha uygun. Bir çare kalmış olabilirler. Bir çare kalanlar çare... Çözümsüz o da aynı. Ya ben kelimenin kendisi çözüme daha yakın demek istiyorum. Şeyden anlam olarak değil. Onlar bir çözüme onlar ne bir çözüme güç yetiriyor ve ne de bir yol tutabiliyorlar. Tamam, yine geri dönüyorum. لَا يَسْتَطِيَعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا فَاُولَٰئِكَ işte onlar عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Ola ki veya çoğu mealde yazdığı şekliyle umulur ki عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Ola ki veya belki kısaca Allah onları bağışlar. Müfessirler Allah'ın bu ifadesi için kendisiyle alakalı kurduğu bu ifadelerde siz hep olmuş gibi bilin diyorlar. Allah ola ki affederim diyorsa bu affedecektir yani. Siz affeder diye değerlendirin diyorlar. Ben de bunu anlayamıyorum. Çünkü affedeceksem affederim der. Böyle ne yapmaya çalışıyor? Böyle başka bir mesaj vermeye çalışıyor. Biraz güçlü yani en azından güçlü bir ümit diyebiliriz ama şey seçeneği var. Niye acaba asa dediğinin de bir şeyi var yani. Oturup bizim doğrudan bağışlar derdi yani. Ama asan diyorsa o kana Allahu afu o genel bir şey söylüyor. İyice ümidi güçlendiren bir şey söylüyor. Ama senin olduğu bu senindir, bu sana verildi, verdim, vereceğim. Bunlar kesin ifadeler, hilafı düşünülemez. Burada bir kalabalıktan söz ediyoruz.
Ve bu kalabalıkla ilgili Allah böyle söylüyor. Bu durumda olan kimselere çok kritik bir durumdasınız. İyice çaresiz bile olsanız böyle gidememiş. Allah hakkınızda da yine böyle söylüyor. Bu insanları, o insanları niye sevk eder? Aynen. O halde bile acaba bir çare bulabilir miyim? Bir çare olabilir mi? Benim durumum hiç iyi değil diye müthiş bir tazikte bulunur. Hele hele az buçuk imkanı olup da göç etmemiş olanlar açısından. Allah çaresizleri bile belki affederim diyor. Bizim halimiz nicedir? Zaten onların halini yukarıdaki ayette söyledi açıkça. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak "Asa en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda" buyuruyor. Ola ki Rabbin seni makam-ı muhmuda kavuşturur mu diyelim, yeb'athe ulaştırır veya oraya vardırır. Hazreti Peygamber ne diyor ümmetine? "İnne fil cenneti" cennette bir makam var. Allah'ın bir kulu ona nail olacak. Dua edin ben erişeyim diyor. Dua istiyor. Demek ki ayet ona dua etmesini, bunu şiddetle arzu etmesini, ümit etmesini, temenni etmesini güçlü bir ümitle birlikte veriyor. O da buna layık biçimde dua ediyor. Ümmetinden de dua istiyor. Şimdi o kimi müfessirlen dediği gibi desek, ya garantidir bu, hiç duaya falan gerek olmaz. Biz Hazreti Peygamber'in kendisiyle çelişiriz. Bir defa der ki bu ifadeniz Cenab-ı Hak'tan bir adım öte geçmek demektir. Allah böyle diyorsa şiddetli bir şekilde ümit edin. Büyük olasılıkla verecek diye belleyin. Tamam, bu güzel bir şey. Ama bir adım ileri atıp da kesin bunları Allah affedecek, böyle düşünülmeli. Ne gerek var buna? Niye asa var burada? فَوْلَٰيكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوا عَنْهُمْ. Ümit oluşturduğu kadar inanıyorum ki bu kelime demin söylediğim gibi korku da oluşturuyor. En azından yeni bir durum muhakemesi yapmak. Yani ne vaziyetteyiz, ne yapabiliriz? Yeni çıkmış olabilir miyiz? Yani belki affetmeyebilir. Deseydi Cenab-ı Hak onlar affedilecektir. Onlar hakkında bir sorun yok mu? Onları rahatlatacaktı. O zayıf olan kimseler. Biz zaten yani muhafız anlayışıyla yaklaşacaklardı ama öyle doğrudan bir muafiyet değil. Belki Allah onları affeder biçiminde onlara hala çözüm peşinde koşmaya, olabilecek her türlü fırsatı değerlendirmeye, muhakkak surette bir yol aramaya iten bir ifade biçimi diyorum. Özenle buraya konmuş. O yüzden kalkıp Kur'an'ın ifadelerini, Cenab-ı Hakk'ın ifadelerini Arapçanın kendisini de aşacak şekilde yorumlamak, bu وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah'tan kim daha doğru sözlü olabilir? Burada niye asa var o zaman? Madem garanti diye göreceksin. فَاُولَٰيكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوا عَنْهُ. Olum olur ki Allah belki onları affeder. Bakalım mı asa Allah'u ifadeleri Kur'an'da kaç kez var? Çok var mı? Var. Çok değil ama 14. 14. Lealleke aynı fiili diyelim hocam. He? Mesela lealleke değil, umuru belki değil mi? Yakınlar birbirlerine. Ama farkları var. Asallahu. Gerçi böyle olmayabilir de asen yeb'ate karabbuke de böyle değil mesela. Ama en azından bunları görelim. Nisa'da var 84'te. Bizim okuduğumuz ayet. Ha yok, biz daha önce geçmiş. Fekatil fi sebilillahi. Allah'ın yolunda savaş. La tukellefu illa nefseke, kendinden gayrısından sorumlu değilsin. Onlardan ötürü bir yükümlülüğün yok. Ve harridil müminin, müminleri yüreklendir, özendir. Asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Ola ki Allah inkar edenlerin, yok sayanların sertliğini bertaraf eder. Siz bunları yapın ki Allah onu bertaraf etsin. Ola ki Allah onları bertaraf eder. Belki de aralık var orada, bertaraf etmeyebilir de, bertaraf etmediği bir durum da olabilir. Ona mı bir fırsat açıyor? Bu ayeti biz yapmışız galiba, değil mi? Yakınlarda yapmışız hem de. 84. O zamanlar konuşmuşuzdur herhalde bunlar hakkında. Çünkü Allah وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ buyuruyor. Burada da asa var.
Ama biz orada umurk edememiş o yüzden. Böyle bir edemişiz. Elsa. Yani umurk edemiyoruz zaten biz. Kaç yerde geçiyor öyle? Böylelikle demişti değil mi? Böylelikle Allah inkar edenlerin şeyini üzerinizden sapar. Aynı ifadeyi burada düşünelim. فَاُولَٰيكَ عَسَ اللّٰهُ İşte onlar, böylelikle Allah onları bağışlar. Yok, burada böylelikle peki uygun düşün. Umulur baş, umulur sanki Allah kendisi ümit ediyormuş gibi anlaşılıyor. O da yanlış oluyor. Yani insanlar umsunlar gibi değil de Allah anlaşılabiliyor. O ya, lafsız Allah'a ait, söz Allah'a ait. Umulur ki Allah'ın onları bağışlaması. Nisa suresi 84 bu da. Bu bizim ayet. Diyor ki فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ Kalplerinde hastalık olanları görürsün. يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ Peşlerine koşarlar onların. Yarışırlar. يَقُولُونَ derler ki نَخْشَ اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةً Korkarız başımıza bir bela, bir daire isabet edecek. فَعَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ فَعَسَ اللّٰهُ Ola ki Allah اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ Fethi getirsin. اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ Yahut katından bir emri. فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ Böylelikle kendi işlerinde saklaya durduklarından ötürü pişman olurlar. 52 miydi hocam? Maide 52. وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ Bir de başkaları var. Günahlarını itiraf ettiler. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاَخَرَ سَيِّئًا Salih amelle diğer kötü ameli karıştırdılar. Hem iyilik, hem güzel işleri var, hem kötü işleri var. عَسَ اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ Ola ki Allah onları bağışlasın. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Bu ötekinde bizim asa ile çok benziyor bugünkü asa ile. Bir de Yusuf suresinde قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ اَمْرًا Hazreti Yakup demiş ki nefisleriniz, kendileriniz, içinizdeki o her neyse size kötü bir işi heveslendirmiş, sevk etmiş size onu, sevvelet. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ Dolayısıyla sabır güzel bir şeydir. Yani ben bana sabır... عَسَ اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا Ola ki Allah onların hepsini bana getirsin diyor. Hazreti Musa ile kardeşini kastediyor. Evet, Yusuf'la ötekini de kastediyor. Mümtehine suresinde son olarak Asallahu biçiminde Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde Ola ki Allah sizinle kendileriyle düşmanlık ettiğiniz o kimseler arasında bir meveddet oluştursun. Demek ki Allah meveddet oluşturuyormuş şunlar arasında dedi mi? Düne kadar düşman olanlar bu sefer sevişmeye başlıyorlar. Yani o koyuyor meveddeti veya kaldırıyor meveddeti. Bu sefer düne kadar olan topluluğa yahut insana bakıyorsun bu sefer ilgini çekmiyor. O beğeni, o cazibe kaybolmuş görünüyor. Çünkü bunu böyle kullanıyor Cenab-ı Hak. En yec'ale beynekum mevedde. Bak, en yec'ale beynekum ve beynellezine adil. Ne diyor ayette estaizu billah ve ceale beynekum meveddeten ve rahme eşler arasında mesela aranızda meveddet ve rahmet koydu o neyse bir çekim şeyi koyuyor karşı tarafa baktığın zaman muhabbetin geliyor yan yana gelmeye beraber olmaya toplulukta da böyle o dolayısıyla siz onlar düşmanımız da asla olmaz demeyin belki Allah aramıza bir meveddet koyar ifadesini düşünün. Burada da tam belki olmuş yani. Esallah ola ki. Peki akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel ladina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'fu anna waghfir lana warhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.